Herkese merhaba. Bir Kaldığın Yerden podcastine daha hoş geldiniz. Ben Netflix Türkiye ekibinden Yasemin. Bugün yanımda sevgili Meriç Aral ve Melikşah Altuntaş var. Onlarla birlikte 2021'e veda edeceğiz. İçeriklerle en çok heyecanlandıkları, en çok ağladıkları, üzüldükleri, mutlu oldukları ve 2022 için en çok heyecanlandıkları içerikleri konuşacağız. Hoş geldiniz. Gayet hoş bulduk. Değil, hoş bulduk. <laughs> 2021 çok havalıymış ya. Evet hiç de 2021 denmesini beklemiyordum. Bu yıla bu kadar havalı bir şey atfetmek. Evet. <laughs> yani bir yandan da 2020 -20 ve 2021 birbirine o kadar çok geçti ki iç içe. Hiçbirini hatırlamıyorum bir yandan da yani COVID mevzularından ama en azından güzel şeyler izledik diye düşünüyorum. O yüzden birazcık onlardan bahsetmek en azından heyecan verir. Ne dersiniz? Süper olur valla. Yani bu yıl özellikle güzel şeyler izledik. Geçen yıl biraz böyle kim vurduya giden bir yıl oldu. <laughs> Tüm dünya için <laughs> Gerçekten bence. Gerçekten öyle oldu ya. Çünkü şey yani hem yönetmenlerde yönetmenler de yapımcılar da haklı olarak ellerindeki filmleri, işleri çıkıp çıkmamakta kararsız kaldılar. Özellikle film Sektöründe. Filmler bayağı bir evet güne gitti. Kaldı. Mesela bu yıl 2021 filmi olup 2019'da aslında full paket olan çok fazla film izledik falan. Bu yıl daha verimli geçti o yüzden. Hem elle, ellerinde tuttuklarını izledik hem e, bu yıl çekilen filmleri izledik. Dizlerde de aynı şekilde. Evet 2021 dedik, heyecanlı işler var dedik. O zaman direkt ilk sorumla başlıyorum. Sizi bu sene en çok heyecanlandıran, e, izlerken wow dedirten iş ne oldu? Valla ben hemen buna bir cevap verebilirim. Kişisel olarak e, beni en çok etkileyen şey e, The Worst Person in the World oldu. E, Dünyanın en kötü insanı. Yoem Trier'in son filmi. E, yani beni birçok açıdan etkiledi. Aslında böyle hani e, aşırı şaşırtıcı ya da hiç görmediğimiz bir şey yok içinde. Ama e, her şeyi bir araya getirme şekli ve vuruculuğu. Ee, ya yani benim bu yıl izlediğim en etkileyici seyir tecrübesine dönüştü benim açımdan. Hmm. Çok sevdim. Ee, ben onu izleyemedim hala ya. Evet, yani uzun süre kalacak gibi vizyonda aslında. İnşallah kalır. Evet, o, yani o, o, onunla birlikte iki 3 tane film var çok fazla sevdiğim aslında. Ee, böyle Kam Berlin Venedik filmleri çok iyiydi bence bu yıl. Yani bu yılki üç seçki de çok iyiydi zaten bütün yönetmenler de Ellerinde tuttuğu ne var ne yok hepsini dağıttı ortalardı. bu iş, Titan mesela. da harikaydı. <laughs> Titan da evet ben de çok evet. sevdim. Bir de Power of the Dog yani bu yılın benim favorilerimden biri yani ilk üçümde net bir biçimde. Jane Campion yani 700 yıldır film çeksin diye bekliyorduk. <laughs> ya baştan mesela geriye gidersek ben de en son Made'i çok sevdim. Made'i evet. izledim, Aynen. çok Ayşe bayıldım. Ay neydi o? Evet. Gerçekten çok beğendim ve ben böyle çok acıklı şey falan izlemeyi yani biraz çekinirim. <laughs> o yüzden acaba çok mu acıklı falan diye düşünerek biraz topa basarak giriştim ama o kadar sevdim ki Evet, o ee, ben o kızın Andy McDowell'ın kızı olduğunu da bilmiyordum evet, başroldeki İnanılmazmış. bir de beraber ana, ana kızı oynadılar evet, bayağı hoşuma gitti o. o ben, çok zor bir şey gibi geldi bana ya gerçekte annenle yani öyle bir toksik bir ilişkin var yani oynadığın rolde çok zorlayıcı bence yani onların ne kadarını... Casta DirectX ne kadar profesyonel bir tavırla oynandığını falan sürekli düşündüm. Bence mutlaka ama işlerine yaramıştır. Yani Bence belki de. işi bu kadar sıcak hale getiren şeylerden biri de belki odur. Evet. Çünkü gerçekten onu yaşıyorsun. Hele yani bilmiyorum kadınlar için belki hani bu anne kız e, olayı evet. beni hep çok etkiler ve böyle severim izlemeyi. O yüzden benim çok çok hoşuma gitti. Evet. Ya duygusal bir terörist gibi ya çünkü Anna karakteri evet. bir yandan da <laughs> hani böyle şey <gülüyor> tam <gülüyor> Tam böyle teslimiyet e, hissine kapıldığın anda seni şey yapan, ısıran bir karakter. Evet bir de kız da yani. Kız asıl onun annesi gibi. Yani o evet. çocuk anne kalmış, Çok annesi çocuk kalmış. O yüzden hep ona annelik eden bir kız çocuğu var yani. Evet. Evlat olarak o zor. Bir de dünyanın bugün içinden geçtiği süreçte de... E, ...hani erkek ve kadın ilişkileri üzerine kurulu... E, ...yani o klasik aile yapısının ya da işte e, o ilişkiler içindeki terör ortamının da e, nasıl dönüştürülebileceğine dair aşırı umut veren bir tarafı Muhteşem, var. Muhteşem kesinlikle. Bence evet. hani tüm o melodram türünün bütün e, iyi taraflarını çalıştırırken ve bize her defasında hüzünlendirirken bir yandan inanılmaz güçlendiren hmm. bir tarafı da var. Yani ben mesela bazı sahnelerde bazı bölümlerde ağlarken şeyi düşündüm ben şu an neye alıyorum aslında tam olarak iyi bir şey olduğu için alıyorum evet gibi bir his. Bir de çok güzel de kurgulamışlar yani müzik Harika. kullanımı yani soundtrack muhteşem o müziklerin sahnelerle geçişi ve çok o iyi. atmosferi desteklemesi e, rejinin buna uygun e, kurgulanmış olması falan yani evet. hepsi paket olarak e, bence harika yani o anlamda. Bir de bayağı metanetli de bir iş bence hani şey de değil böyle duygusal olarak izleyicisini sömürme Kesinlikle. meraklısı bir iş de değil. değil. Evet. Ki yapabilecekken yapmıyor. Çok realistik sahneler var yani hani şey evet. aşırı dramatize edilmemiş bence. O bahsettiğin o toplumsal olayları da gayet gerçekçi bir şekilde yansıtmış gibi geldi bana da. E, ee, Melisha Power of the Dog'dan bahsettin. Ne dersin? Bir e, Oscar görür müyüz? Yüzde yüz bence. Oo, ya ben de Cumberbatch'e zaten deli gibi bir kampanya yapıyor Netflix. Gördüğüm kadarıyla <laughs> dünyada da. <laughs> e, ben de Cumberbatch çok böyle bu yıl favorilerden biri gibi görünüyor. Arkadaşlar film bu arada gerçekten çok iyi. Her şeyiyle çok iyi ve e, yine mesela Made'te bahsettiğimiz ya da işte izlerken hissettiğimiz o toksik maskülenite hakkında bir destan gibi yani ya epik bir destan gibi ve e, hep bu mesela bazı westernler için söylenir e, yeni nesil westernler için işte western ters yüz et, etme hmm. kavramı e, tamamen ters yüz etmiyor. Yani garip bir maşist bir hissi de var filmin. Hmm. Ama böyle o maşizmin e, dikenlerini anlatan bir tarafı olduğu wow. için. Evet. Ben wow. ya <laughs> Bu mikrofon, bu düzenek bize acayip bir şeye geldi. Evet geldi. yani dinley dinleyenler kusura bakmasın ama inanılmaz şekilde havaya girmiş durumda. <laughs> Çok iyi bir kayıt teknolojisiyle karşı karşıyayım. <laughs> Burada e, şu an seni alkışlayabilirdik bile. Düşün. Lütfen bir alkış rica edeceğim. <laughs> Bir de şöyle bir sorun var. E, bu sene prodüksiyon tasarımıyla öne çıkan çok fazla yapım oldu. Buraya bakınca acayip prodüksiyon dediğiniz yerli ve yabancı yapımlar neler? Buyurun Meriç. <laughs> yani ilk aklıma gelen şey kulüp oldu evet, açıkçası. <laughs> yani e, bayıldım, muazzam buldum. E, ya yani çok ilham verici. Şu açıdan da çok ilham verici buldum. Demin de kulüpten bahsedecektim aslında ama. Yani zaten oyuncular harika, yani her şey şaşırtıcı derecede iyi. Bana en ilham veren taraflarından biri de şu oldu. Genellikle yerli yapımları izlerken böyle bir yerinden böyle ya ah be hmm. hadi ya keşke de ya şu da olmasaymış. Yani ya rejide ya oyunculuklarda ya prodüksiyon işte tasarımında ve görselinde böyle bir küçük pürüz görürdüm. Burada böyle hmm demek ki doğru parçalar bir araya geldiğinde, doğru bir ekip kurulduğunda ve buna gerçekten emek e, verildiğinde, özen gösterildiğinde böyle bir iş çıkabiliyormuş, e, hazını yaşattı bana kulüp. E, o yüzden. Benim direkt aklıma kulüp geldi bunu bunu düşününce. Yani bence de aynı şekilde yani yerli prodüksiyon deyince bile zaten aklıma direkt yani bu yıl 2021 ve yerli prodüksiyon kelimeleri yan yana kulübe doğru götürüyor bizi. Hakikaten şey yani bir işe e, özenle yaklaşıp hani o işin ruhunu yansıtacak şekilde prodüksiyon tasarımı yapıldığında ki Türkiye'de tam olarak yerleşmiş bir kavram bile değil e, şey olarak bence evet. çalışma birimi olarak set içinde ekip içinde. O yüzden hani e, o özen faktörünün devreye girdiğinde işin ruhunun ne kadar başarılı şekilde yansıtabilecek bir prodüksiyon tasarımı yapılacağı hakkında bir minik e, şey gibi, etüt gibi yani evet. kulüp anlamda. Çok başarılı gerçekten. Ve çok zor bir e, dönemi e, gerçekçi kılan bir e, yapısı Kesinlikle olan bir iş için. Çok uyumlu çalışılmış belli ki. Yani her bir birim Böyle zincirin tüm halkaları böyle çok çok uyumlu çalışmışlar evet. yani. gerçekten bence de öyle. Yani ben Kalan dört bölümü izlemiş talihli izleyicilerden biri olduğumu söyleyebilirim artık herhalde <laughs> çünkü bıktım <laughs> bunu kendime saklamakta. <laughs> ya yani çok çok heyecan verici Kalan dört bölüm mesela. Ee, Uyuldum ve yani. prodüksiyon tasarımının esas şov olduğu bazı bölümlerde var yani öyle bir en, en azından ufacık bir şey ya. söyleyeyim çok heyecan verici bir sahne var mesela benim açımdan tabii ki ne olduğunu Biz bize mesela şeyi yollamışlardı setin kurulum e, prodüksiyon videosunu hmm. gerçekten muazzam yani e, kaç on, on beş gündemine kurulmuş filan ve yani her ince detayına kadar e, düşünülmüş gerçekten muazzam bir setti Peki filmlerden biraz daha devam etmek istiyorum. Power of the Dog'dan bahsettik ama e, bayağı güzel filmlerimiz geldi ve gelmeye devam evet. ediyor. Örneğin e, Don't Look Up gelecek. Red Notice e, belki izlemişsinizdir. <laughs> i̇zledim. Bizi ah süper. E, evet. Onun dışında izledim. bu Paolo'nun filme Hand Hand of the God. Onu çok merak Onunla ediyorum. Onu da birlikte izledik ya sinemada. Film izledik. Aa izledik, izledik biz evet. doğrusu film Film yani, izleyen şanslı izleyiciler evet, diyorsunuz. Evet doğru. Ya Sorrentino benim en sevdiğim yani 10 yönetmenden biri bence. Ee, aşırı seviyorum. Benim de. Yani çok seviyorum gerçekten. Bir de böyle çok işte gösterişçi bulanlar var Sorrentino'nun dünyasında işte. Ben severim. Çok büyük bulanlar var falan ben de çok severim. Ben zaten gösterişçi sinemada severim <laughs> açıkçası ne yalan söyleyeyim. Hani hafiften böyle bir e, işte gö göz banyosu izlemeyi evet. severim. Sorrentino da bunun mü mükemmel e, insani bir yerden yapıyor bence. Hiçbir zaman böyle bir hani e, tanrı duygusu, tanrısal bir e, göz gibi bir şey hissetmiyorum ben. E, o kadar büyük e, filmler yapmasına rağmen. Donlu Kapı çok merak ediyorum. Onu ben de çok merak ediyorum. Yani ederim. tabii ki herkes gibi. O da bu yılın Oscarlarında bayağı iddialı e, görünen filmlerden biri. Sadece akademi üyeleri biraz böyle e, aşırı büyük kadrolu filmlere karşı biraz ön yargılı nedense. ve Böyle hani 70'lerde 80'lerde Robert Altman'ın çok yaptığı bir şeydi bu. Her köşeden inanılmaz ünlü bir oyuncunun çıkıp böyle hmm. harika bir performans sergilediği. ve ben bayağı merak ediyorum. Ama sırf kadro için izlenir Tabii bence. her i̇zlenir. türlü izlenir. Ka kadro olmasa da bu arada yani oyuncu kadrosuna bahsediyorum. Edn Mackey inanılmaz Adam bir McKay. yönetmen bence. Evet. Yani gerçekten evet. çok yetenekli ee, ve böyle hani bu işi de çok iyi beceriyor. Ee, komplike senaryoların altından kalkmayı çok iyi beceriyor. O yüzden yani hani onun sineması açısından da heyecan verici. Evet. Bakalım yani yılın en büyük filmi gibi neredeyse Zer, şu anda. Güzeldi. Peki biraz filmlerden bahsettik. Biraz e, dönem dizilerinden bahsettik. Ama bunun dışında da aslında... E, Netflix'in bazı hikayeleri çok farklı duygulara tercüman oluyor. Örneğin işte kulüpte dediğimiz gibi o mücadele ruhu, o hayal kurma heyecanı, bizi bizle barıştırma çabası ya da işte Aşk 101 ekibinin bize hatırlattığı lise günleriyle arkadaşlık duygusu özlemimizi tetikledi. Peki Netflix'te daha hangi yapımlar, hangi duygularınıza tercüman oldu sizin bu sene? Vallahi e, 2021 olması gerekiyor ama yok 2020 miydi acaba? Ne? Tabii 2020 idi. Bir başkadır. Ben hala Aa, hissi bende baki. Doğru. E, yani hani bu yıla da yayılan bir tarafı olduğunun. Sanki 2020, hissi olarak, 2020. Başı yok. Mıydı? Kasım'dı galiba. Ekim de, ekimdi galiba. Ha, öyle mi? Evet, i̇şte aynen. bu iki yılı bir yıl sayalım, boş verin aynen siz. Aynen öyle, kafam ha. çok karışıyor başkadır. benimle. Bir tabii değinmeden geçmeyelim o zaman. Evet. Yani çok etkileyici. bir de geçen yaz benim mesela bu yıl Netflix'te izlediğim en iyi şeylerden biriydi Ozan açıkçanın çektiği. Ee, mesela o Sorrentino'nun Hand of God'ında bahsettiğimiz o bu, sancılı büyüme hmm. işini e, çok iyi yapan bir iş. Ve böyle hani gösterişsiz ve kendi halinde bir film olduğu için de bence yeterince üstünde durulmadı ama e, yani hak ettiği ilgiyi görmediğini düşünüyorum ben. Açıkçası çünkü Türkiye'deki izleyiciler özellikle yerli filmlerden beklentileri genelde çok ağlamak ya da çok gülmek olduğu için böyle sadece bir hisse dayalı çok büyük olayları olmayan ama duygusuyla alıp götüren filmler hep arada bir kaynıyor. ...ben o anlamda çok sevmiştim mesela geçen yazı. Hı -hı. Bir de günlüğüm okunuyor gibi hissettim açıkçası. Ya. Resmen yani birçok insanda onu hissetmiş. Böyle çocukluğu 90'lar sonra 2000'ler başına denk gelenlerin... ...böyle şey gibi günlüğü okunmuş da senaryo öyle yazılmış gibi. <laughs> ben onu da saymak isterim bu yılın işleri arasında. Aynı şeyi hissettim biliyor musun Melikşah? Yani o film bence e, bizim özellikle jenerasyonun o yazlıkçılık... Muhabbeti vardır ya işte evet. kalkıp aileyle işte yok Ayvalık, Bodrum neyse gidip bütün yaz ve o yazlıktaki arkadaşlıklar sonra yeni yıla hazırlanma telaşı yok üniversite sınavı filan yani birebir böyle her bir gençlik damarımıza dokunan bir filmdi aslında yüzde yüz katılıyorum. Evet. Meriç, sen biraz Sex Education'dan bahsetmek ya ister Ya çok isterim. Sex Education bana hiç yetmiyor. Buradan Netflix'in yetkililerine seslenmek <laughs> istiyorum. Evet, Bu ya. diziyi biraz ya uzatın ya bir şey yapın. Hemen bitiyor <laughs> ve bir türlü gelmiyor yeni sezonu. Evet. Bu nedir ya böyle? Ki yine diğer Hemen işler... yetkililere bir meyil atıyor heriften. Arkadaşlar <laughs> yılda iki sezon yapmak çok evet, mu zor? Evet, çok mu zor kardeşim? Yani Türkiye'de insanlar 150 dakika dizi çekiyor. Her hafta 39 bölüm ya Doğru. Böyle Böyle bir şey olur Biraz mu? Biraz da sıkın kendinizi kardeşim. <laughs> Bu yıl en azından çoğu bölümü bir saatin üzerindeydi ya da bir saate evet. yakındı da neyse ki. E... Ama asla kalitesinden ödün, ödün vermeyen bir yapım ya. Ya yani yani harika muhteşem. yazılıyor. Evet. Ve böyle hani bugünün gençlik dizisi için daha iyi bir alternatif düşünemiyorum. Yani tam olarak bugünün gençliği üzerine ay ne evet. biçim yaşlı gibi konuştum. <gülüyor> bugünün <gülüyor> gençliği mi? Ben mesela sadece ben öyle yani tabii ki bugünün gençliği de ama evet. yani bence orada da prodüksiyon tasarımı derken oradan da bahsedebiliriz. Oradaki işte kostümden, ışıktan, makyajdan, bilmem ne her şeyi aslında dönem gibi de görünüyor. Hı -hı. Kıyafetler, bilmem arabalar, mekanlar. Zaten örtük bir 80'ler şeyi var. Bir referansı evet, var hı -hı. yani. O yüzden de bence daha biraz daha böyle genel geçer bir gençlik e, anlatımı var aslında. O yüzden de çok fazla insanı etkiliyor gibi geliyor bana Sex Education. You isimli e, tuhaf dizi izleyen biriyim evet. ben. Evet. Ee, neden izlediğimi asla bilmediğim ama kesinlikle 3 sezon <laughs> izlediğim bir dizi. Üçüncüyü de izledin mi Melih? İzledim ve ilginç Helal bir şey olsun. söyleyeceğim. Bence 3. sezon mesela 2. sezondan daha iyi. Allah Allah. Yani ya, iki Aa. de mesela şey diye düşünmüştüm. 2'yi bitirdiğimizde ben herhalde 3'ü izlemem artık falan demiştim ne yalan söyleyeyim. Hı -hı. Fakat sonra 3'ü <laughs> izlemeye başladım. Aa bu ikiden daha iyi çıktı falan diye sevindim. Ee, o yüzden... Ben yani. you, you izlemedim ama You tam böyle bir şey gibi geliyor bana da anladığım kadarıyla. Hani söylemekten utanıyorum ama ben bayılarak <laughs> You izliyorum. Tam öyle. Yani guilty, bende... pleasure. Guilty, tam pleasure. guilty pleasure. Tam guilty pleasure. Bendeki karşılığı Emily in Paris oldu maalesef. <gülüyor> <gülüyor> yani ben, yani çok utanıyorum ama yani Emily, yi, Emily yi bu sezon neler bekliyor çok <laughs> 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 e, Queens Gambit de çok şık bir işte. Evet. O da, da bah... tasarımı, evet, evet, o da mesela prodüksiyon tasarımı, destanı. Evet, yüz o da öyle. Peki, ee, birazcık da kitap uyarlamalarından bahsedelim. Kitaplardan uyarlanan Netflix yapımlarını bir düşünürsek. Şu, ya şunu da izlemeyen Netflix'in var demesin dediğiniz bir yapım var mı? O inanılmaz iddialı önce. Bir i̇ddialı. Bir... <laughs> ben Squid Game'e falan gireriz diye düşünmüştüm <laughs> burada ama soru çok başka yerden geldi. Ben... <laughs> ama o da güzel. Oraya da bağlayalım bence Meriç bir noktada. <laughs> Direkt bağlayabiliriz hatta hiç sorun değil. <laughs> o da bu arada yıllar önce yazılmış, e, kapı kapı gezmiş senaristimiz. Evet, Ondan öyleymiş. Sonra, yani dolayısıyla orada da bir cevher yatıyormuş yani. Ya evet çok enteresan bir iş, ya yani enteresan bir durum var o işle ilgili. Ama buyurun kitap uyarlamaları dedik. Yani bence hani bu yıl değil de son sezonu ama yani Netflix kataloğunun en sevdiğim işlerinden biri benim. Ve yani harika bir uyarlama olduğunu düşünüyorum. En Vitani. Tamam. Ya, harika bir dizi. Öyle. Ya, müthiş ve e, harika bir uyarlama. Hani o da mesela Sex Education'daki gibi hani, çok klasik bir metni ve inanılmaz eski bir metni. bugüne ve bugünün gençlik algısına yine dönem içinde Hı -hı. E, uyarlama konusunu inanılmaz iyi beceren bir iş. O yüzden hani hala yolu kesişmemiş olan dinleyenler varsa direkt Route'a derim kesinlikle evet. bence de. Kesinlikle katılıyorum. Peki Squid Game dedik. Neden sizce bu kadar insanlar delirdi bu diziye? Ee, yani muhtemelen e, seni gerçekten o oyunun içinde hissettiren bir e, rejisi var zaten yani seni oyunculardan biri gibi hissettiriyor ve e, böyle gerçekten gırtlağına yapışıp su, yapışıp sürüklüyor seni oradan <laughs> oraya bir taraftan da e, hani hep kendini bu vesileyle şey derken buluyorsun ya yani, evet yani gerçekten bu pozisyonda kalsam ben ne yapardım işte e, zaten işte maddi kaygılar parasızlık parayla ilişki işte kapitalist düzenin falanı böyle bir herkesin çok mücadele ettiği bir dönemde e, büyük bir vaatle canını ortaya koyduğum bir oyunu oynayan insanları seyretmek insanın direkt böyle konunun olayın içine çeken bir bir şey oluyor Tabii Koreliler e, bu işleri çok çok iyi yapıyorlar yani e, Onlara da buradan selam olsun <gülüyor> 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 Tüm Kore halklarına <laughs> <laughs> e, Ondan sonra ben mesela e, böyle çok tutulacağımı düşünmemiştim Yani şöyle bir bakar geçerim diye açtım fakat hakikaten bayağı kalkamadım yani başından yani şöyle harika bir dizi demem Squid Game'e ama çok yani seyir heyecanı çok yüksek bir şey yani bir şey bilmiyorum böyle düşünüyorum <gülüyor> <gülüyor> evet bir Güney Kore dalgası zaten çok uzun süredir vardı tüm dünyada evet. Türkiye'de de çok fanları <laughs> var Güney Kore dizilerinin ama hani ben Squid Game'i hala izlememiş olan üç kişiden biri <laughs> dünya üzerinde. Çok kolay <laughs> izleniyor bu <laughs> arada. Çok evet, kolay biliyorum. izleniyor yani. E, nedense bir türlü elim gitmedi e, ama o şey e, sistemin her zaman işe yaradığını biliyorum. Bu Battle Royale gibi hı hı. ya da işte e, neydi bu Jennifer Lawrence'ın seri ya. Şey e, e, Hunger, Hunger Games. Hunger Games, Games gibi. Evet. Böyle şey olayı her zaman yavaş yavaş azalma ve bir, bir grubun bir noktada birbirini yemesi gibi işlerin her zaman çalıştığını düşünüyorum. İnsanın içindeki... ...bir çift sosyopatik bir yeri dürttüğünü düşünüyorum bu tip de işlerin. Evet yani ee, seni bir pozisyona sokuyor. Evet yani bilgisayar oyunlarının tüm dünyada her zaman çok popüler olması... ...ve bütün ergenlik sürecini özellikle hedef alan e, bilgisayar oyunlarının... ...hep yıkıcılık üzerine kurulu olması gibi. E, bence Squid, Squid Game'de herkesin içindeki o karanlık tarafı biraz kaşıyor o anlamda. Tüm parlaklığı ve tüm böyle pasta gibi görünümünün altında... Evet. Nazik bir psikopat yanımızı ortaya çıkarıyor yani kısacası. Neredeyse. Değil mi? Evet. Yani evet şu mesela o dönem şu yani o dönem derken hani herkesin aynı anda izlediği dönemden yakın geçmişten bahsediyorum. Hani şeyi konuştuk mesela biz yani hani bırakır mıydın hani ilk işte spoil etmeyeyim şimdi hmm. ama bir noktada hani bırakabilme ihtimalin oluyor o oyunu. Ve bir kısmı insanın işte döndüğü, bir kısmı insanın dönmediği bir pozisyona hmm. geliniyor ve hani biz şeyi konuşmuştuk yani sen döner miydin geri falan diye. ...diye konuşmuştuk. Yani böyle hani... ...buralara e, sokacak... E, ...kafalara getiriyor yani insanı aslında. Yine, İlginç. Yine böyle bir iş vardı... Ee, ...hangi ülkeydi acaba ya? Brezilya olabilir. Yüzde üç üç müydü? o? %3. Evet, evet, aynen. 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 Ee, mesela <laughs> o da ha, yani bence harika bir dizi diyemem ama böyle seyir zevki açısından Squid Game gibi seni bir yerden yakalıyorsa sonuna kadar gidiyorsun. Hı hı. Ya sonraki sezonları biraz yani zayıflamıştı benim ilgim diziye karşı ama ilk sezonu böyle biraz küp gibi e, ya da işte Squid Game gibi Battle Royale gibi böyle eksilme ve hani bir oyunun içinde kalma. Hı. Tabii orada daha etik daha sert bir etik mevzu var hani Squid Game'deki gibi. Bence bu arada işin tutma nedenlerinden biri de o etik ...meseleyi sorgulatması evet. senin de dediğin <laughs> hani insanlara bir o mu bu mu sorusu Hı -hı. soran bir dizi zaten yani tutmaması imkansız gibi. Hani %3 de geldi aklıma öyle bir yerden. Hani Squid Game izleyip onu izlememiş olanlar varsa ve çok sevmiş olanlar Squid Game'e bakabilir. Bir de şimdi bir Gü Güney Kore başlığı da popülerleşti Netflix'te anladığım kadarıyla. Hani yeni gelen Güney Kore işleri de böyle parlıyor. Hemen Türkiye'de de ilk ona giriyor. Hemen üst basamaklara çıkıyor. Evet. İlginç yani seviyorum ben bu şey durumunu. Amerika dışındaki ülkeler durumunu. Peki o sırada e, şunu da düşünmeye başlayalım isterseniz. 2021'i kapatırken ikinizin de top 5'i neydi? Filmler ve diziler karışık mı? Tabii her şey. Belgesel, film, dizi, reality. Hmm. Çok zor bir soru bu. Evet. E, izleyiciler için önemli. Evet yani Netflix kataloğundan aslında <laughs> Netflix kataloğundan favorilerime sıraladığım gibi toparlamam gerekirse e, yani Power of the Dog yani bu yılın bence en iyi filmlerinden biri. E, geçen yılın sonuna yetişti ama Mank hala izlememiş olanlar varsa yani David Fincher'ın aşırı harika bir filmi. Biraz zor bir film e, ama harika. E, made işte dedik aslında çok tatlıydı. E, bu yılın yerli yapımlarından Fatmayı hiç fena bulmadım ben bu arada. Hmm, sen de var mı Meriç? Ben de yani bir başkadır diyeceğim. Hmm. Bunu söyledin mi sen bir başkadır? Yok 2020 diye söylemedim onu. Ha ama o ikisini birleştirmişsiniz abi evet, bir. Bil. Doğru. E, bir başkadır, kulüp, e, hmm. made dediğin gibi. E, başka şuradan da bakıyorum bir yandan izlediğimiz şeylere. A sex Education tabii ki. Sex Education ki. bu sezon çok iyiydi. Evet. <laughs> Crown. E, bunlar Netflix'te ilk aklıma gelen. Rick and Morty'nin son sezonunu çok sevdim ben. Özellikle 9. bölüm. E, göz tutamadığımı buradan itiraf edeyim. O zaman böyle hani edeyim. overall'da bir şey söyleyeceksek... ...tabii ki BoJack Horseman'ı bir analım ya. Evet. <laughs> evet. Ya bana, evet. bana sorarsanız Netflix tarihinin gelmiş geçmiş en iyi işi. En iyi işi evet. En iyi işi yani Gerçekten tartışmasız. 2022 ile ilgili hiç gözünüze çarpan bizim açıkladığımız... Of şu gelsin de izleyeyim dediğiniz. Evet yani 2022'ye beklediğimiz bir başka konu tabii ki Crown benim için de. Kasım 2022 <laughs> Aa, evet. gibi vicdansız bir tarih açıkladı ne Netflix. Ne kadar uzak bir tarih. <laughs> yani gerçekten çok çok ayıp ama yani büyük bir merakla bekliyorum. Heyecandan yani deliriyorum. Çıldıracağım ben de. E, yerli yapımlardan çok merak ettiğim işler var benim. Yine böyle eşimizin dostumuzun e, çeşitli yerlerinde durduğu. İşler de var aralarında. Hani biraz bilgi sahibiyim o yüzden bazı işler konusunda ama e, ya yani bitmiş halini merakla beklediğim Pere Palas'ta gece yarısı var benim. Ben de çok of, merak evet. ediyorum. E, çok merak ediyorum. Emre Şahin de benim bayağı sevdiğim bir yönetmen. E, hani bu e, Rise of the Ottoman Hı -hı. mıydı? E, orada çıkardığı Rise işi. of the Empires, Ottoman. Ha evet, aynen. Orada çıkardığı işi de çok beğenmiştim. E, kurduğu dünyayı merak ediyorum. Ee, o bayağı aklımda bir iş bir de sıcak kafa benim çok merak ettiğim bir iş ee, Çünkü hani böyle ım, başka bir dünya bir distopya Hani Türkiye'de bir işte nasıl çalışacak onu çok merak ediyorum <laughs> Bir de ım, uysallar onu ee, Onur ile Kalkan günda ikilisinin e, yeni işi Onun da oyuncu kadrosu işte hani ım, hikayesi falan ilginç geliyor bana bu işleri merak ediyorum senin söylediklerinin dışında. Hı hı. bir de tabii çok böyle büyük işler var. işte Erşan Kuneri gibi hani muhtemelen çıktı. Kuneri'yi çok merak ediyorum ben. Çıktığı dönemde muhtemelen herkesin yani birkaç Koşup hafta gidip. boyunca konuşacağı <laughs> evet bir iş. Evet ya. onu da yani izleyeceğiz mecbur. <gülüyor> <gülüyor> mecbur. Fotoğraflardan bayağı heyecanlı gözüküyor. Yani onlar o kadar eğlenmiş gözüküyor ki sette. Kesin evet. bundan yani hani biz de baya eğleneceğiz e, mesajı yani, veriyor oradan. Valla setin içinden bazı aldığım bilgilere dayanarak e, inanılmaz komik ve eğlenceli bazı şeyler olduğunu biliyorum ben de. <laughs> Bir de bazı hani Netflix klasikleri var, e, Crown gibi, İşte Stranger Things'in mesela daha yalnızca dördüncü sezonu evet olmuş. Evet. Yani çocuklar evlilik çağına geldi. <laughs> Hala. İnanılmaz <gelince gülüyor> <esmer. gülüyor> e, Dördüncü sezon. Yeni geliyor onu da yani bekliyorum birazcık ben açıkçası. Üçüncü sezonda biraz kaybolmuştum itiraf etmek ben gerekirse. Ben izleyemedim artık bir noktadan sonra. Ben her zaman yani yayınlandığı süre, süre boyunca izliyorum. Bir mesela Dark'ı çok izledim. Hmm. Ben ee, de Dark'ı yapamadım. Takibini yapmaya çalıştım sonra bir noktada ben de koptum yani evet. alakası aklıma geldi. Bir pardon. de Young yani Guild Pleasure'ım benim birazcık Bridgerton ee, yani ne kadar Benim de Bridgerton unutmuşum evet. ya. Ödül komiteleri tarafından ne kadar onansa da benim nezdimde hala bir, yani bir e, şanlı. şeydir. Evet. Shadow Rhimes dizilerinin tamamı gibi bunda da yani sevdiğimi söylemekten utanıyorum ki 17 yıllık bir Grey Anatomy izleyicisi olarak yani sadık <laughs> ...Shonda Rhimes bile izlemeyi bırakmıştır Grey Anatomy. <laughs> <laughs> evet, yani yani... gosip girl seven dönem işi seven Aynen yani öyle. tam ikisinin harika şeyi bence birlikteliği kesinlikle. kesinlikle öyle. öyle Ben Vallahi bayağı keyifli izledim Bridgerton'u. Evet çok eğlenceli. Ve heyecanı da bekliyorum ne yalan söyleyeyim. Ozarkın dördüncü sezonu var ee, yine böyle 2022 yi bekletme e, bekleme nedenlerinden biri gibi aslında benim hani. Bir de yine... kulübün son dört bölümü. Kulübün son dört bölümde Aynen. evet. Ocak başı geliyor. O da ocakta geliyor. Bakalım. Evet. Vallahi heyecanlı, güzel şeyler özetlediniz. Ee, peki en en heyecanlı beklediğim soruya geldi aslında şimdi. Ee, şimdi sona yaklaşırken siz 2022'ye hangi Netflix evreninde, hangi Netflix karakteri olarak girmek isterdiniz diye sorsam. Eyvah. Çok merak ediyorum ne diyeceksiniz. Oy. Valla ben öncelikle hangi evrenlerde olmak istemediğimi söylemek isterim. <laughs> mesela Stranger Things evreninde mümkünse olmayayım. Ay evet Squid yine Game tadım evreninde. Kaçar. <laughs> olmayayım mümkünse. Bir başkadır evreninde de yani. Zaten bir başkadır istemem. evreninde gibi bir şey olduğumuz için. <laughs> bir daha hani hayallerde de olmayalım ben gibi. Ben reddediyorum bir başkadır evreninde olmayayım. <laughs> um, ay evet ilginç bir soru bu ya. Dur Çok bakayım. ilginç bir soru. Ben mesela Kraliçenin Sarayı'nda. Oh, Crown'un. Crown hmm. Ben şimdi monarşi güzellemesi de yapmak istemem yani ama. Ne alakası var? Diziden bahsediyoruz. Monarşi güzellemesi mi yapıyoruz? Ben Crown evreninde e, kraliçenin bir gece uykusunda e, gizlice saraya giren adam <laughs> Ne kadar adamı. güzel bir bölümdü o ya. <laughs> Olağanüstü bir bölüm. Çok güzel bir bölümdü gerçekten. Evet harika bir bölüm. Oğlan kendisi de zaten çok garip. Ee, yani Crown evreninde tabii ki kim olmak istemez arkadaşlar. Elimizi vicdanımıza koyalım. Kayıplı mı söyleyelim? Ee, bana bu arada çok boğucu gelen bir tarafı Aile da var. Aile kısmı boğucu tabii ki. Ama evet. hani o evrende olduktan sonra sen tercih et istediğin biri ol. İstersen kraliçenin. O edin. kadar kraliçenin kardeşiyim ki ben. Neydi, Aa, ben aynı şey efendim? düşünüyordum biliyor musun Melih Şahin? Yani I'm so Mar Mar -Gret Mar -Gret miydi, <laughs> Mar 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 Evet. Ya yani orada ben elimde verin bana bir bardak şampanya mı? Ve kü yani küçümseyen bakışlarım <laughs> elimde şampanya kadehimle bütün kraliyet ailesini <laughs> tedirgin eden yapımla o aileye musallat oldum. Şey oldu. de güzeldi. Bak ondan bahsetmedik. Sandra O'nun Aa, The, the chair. chair, The Chair çok güzeldi evet, ya arkadaş. 2021'in işte yine yeterince evet. kredisi verilmemiş işlerinden biri. Kesinlikle. Altı harika bölümlük hap gibi bir kendini iyi hisset gibi bir dizi. Yani, yani çok buradan çıktığımız hissetmek. an şey ah şu evrende olmak evet, isterdim falan diye Ya bu ocak Evrenin de o, ya yani bir şekilde yolum kesilsin isterdim ama yani Bozce muhtemelen ben bir partide böyle yüzüne şarap atıp giden bir karakter <laughs> olurdu. <laughs> o yüzden bilemedim Peki yani. Peki şey, Melic Mordale'da... Sex Education Evreni mesela. Ay Sex Education Evreni. dönmek. Ben o evreni çok seviyorum. Evet ben o evren çok evreni... ergenlik, çok hormonlar belki bir yandan da bilemedim şimdi. Yani orada düşününce. gidip ne bileyim Cemayma Kirk da olabilirsin. Ne bileyim hmm, işte. Evet. E Fark etmez. Ben bu soruyu şöyle anlamıyorum. O evrene girip illa o karakterlerden biri Tabii. olmak zorunda değiliz. Kendi doğru. kişiliğimi yaratabilirim o <laughs> evren. <Doğru>. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla sex education, e, More Dale güzel bir yer yani. Kesinlikle. Evet. Ya yani Otis, Otis'le arkadaş olacağım hem kesin mesela o evrene girsem. Evet. Maeve, Maeve'le ben arkadaş olurum yüz yüz. Ay evet ya. Ben Maeve'yi çok seviyorum. Ben çok. Ben hepsini çok ben seviyorum. Hepsini çok seviyorum. <laughs> Ya Otis'in annesine de bayılıyorum, <laughs> bayılıyorum. mesela. Bayılıyorum. Anderson sabah kadar överim yani. Cillian Anderson ben de sabah kadar överdim. Ta takip evet. The Crown'a kadar. <laughs> yani o olmadı. Ya bu arada polisiye savanlar için ufak bir liste yapalım bence. Mesela ya, bodyguard vardı. Ay şahane olur. Polisiye kısmı Netflix'e daha güçlenebilir diye düşünüyorum. Ben evet. ben yedim bitirdim o polisiyeleri bitti. Bir, bir ara çok güçlüydü. Yani Sonra bir biraz almaya başladı. Evet senin. Happy Valley falan vardı. Hala var mı emin Yok değilim. artık. Ha işte mesela uçağ. bir ara böyle bir Britanya polisiyeleri yüklemesi oldu Netflix'e. Evet. O dönem çok güzel bir süreç yaşadık. Evet biz o sürece geri dönüşü böyle Nordic Bayılırım. polisiyeleri bayağı iyi. Bu sene The Chestnut Man vardı hatta evet, Onu izlemedim Güzel aslında. mi? Acaba dandik mi diye düşünüp şey yaptım. Onu, Yok, onu güzel o, güzel severseniz ona bir başlayın. Onu izledim. Bayağı hmm, güzel. O, tamam, hmm. Dark bir de yani bayağı dark. Ay, yani o tarz bence polisiye. Avrupa işlerinde bayağı ilerleme katetti Netflix özellikle polisiye tarafında. Evet, doğru. İnşallah bir yerli polisiye de izleriz İnşallah. O kadar izledim ki evet. evet. İyi yapılmış bir yerli polisiye. İyi yapılmış polisiye. bir yerli polisiye. Peki programın sonuna doğru dinleyicilerimize vermek istediğiniz bir yeni yıl mesajı alsak. Evet. Eskiden bu mesajları vermek biraz daha kolay oluyordu ama son yıllarda çok gerçekçe olamamaya da başladı. Ama yine de ben şunu temenni ediyorum. Beraber yani bütün dünyadaki insanlar olarak zorlandığımız... Süreci, yani beraber yaşadığımızı fark ettik aslında bence zorlandığımız süreçleri Hı -hı. ve yine yalnız olmadığımızı olabildiğince aklımızda tutarak 2021'den daha iyi bir yıl olmasını diliyorum 2022'nin böyle. <laughs> evet yani ben de sadece sabır ve dayanışma diyebiliyorum yani. Evet. Bu ikisi yine bize kaldı. <laughs> Yapacak bir şey yok yani sabredeceğiz ve dayanışmayla hayatta kalacağız gibi hissediyorum. <laughs> yani şeyi çok sıklıkla unutuyoruz ee, hayatın akışı içinde tabii ki haklı olarak yani herkesin aşağı yukarı aynı şekilde hissettiğini, kimsenin çok iyi hissetmediğini unutuyoruz bazen. Hani birbirimize saldırmak bir çözüm değil yani onu bir kez daha tüm dünya gördü aynı anda. Evet. Ee, ama o saldırgan ruhu da anlıyorum açıkçası ne yalan söyleyeyim yani. Çok fazla kışkırtılıyoruz her şeyle. Ama sabır ve dayanışma diyorum ben yani. Başka aklıma bir çözüm gelmiyor. Kesinlikle. Sağlık. Zaten. Sağlık. Diliyoruz. Zaten. Huzur. Daha ne? Ölümcül virüslerin başımızdan çekilip gitmesi. <laughs> Bereket de dileyelim. Bereket diliyoruz. Tabii. Sevgili Meriç, sevgili Melikşah çok keyifli bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Umarım dinleyiciler de bizim kadar keyif almıştır. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Teşekkürler.